Herkese merhaba. Apple'ın 2018 model iPhone'ları iPhone 10S, 10S Max ve iPhone 10R 30 Kasım tarihinde Türkiye'de piyasaya sunuldu ve elimize de iPhone 10S Max ve 10R modelleri ulaştı. iPhone 10S Max'in kutu açılışını sağ üst köşede bağlantıda bulabilirsiniz. Onu bir kenara alıyoruz. Şimdi iPhone serisinin 2018 model iPhone'ların daha uygun fiyatlı versiyonu olan iPhone 10R'nin kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. iPhone 10R geçen yıl iPhone 10'la birlikte tanıştığımız çentikli ekran tasarımını iPhone 8 ve 8 Plus'ın malzemeleriyle buluşturan biraz daha uygun fiyatlı bir model. Teknik özellikler bakımından iPhone 10S ve 10S Max'te bulunan Apple A12 Bionic işlemci bu telefonda da mevcut durumda. Ekran LCD ekran 6.1 inç, 326 ppi'lik piksel yoğunluğunu koruyor, retina şartını sağlıyor. Ancak ekran çözünürlüğü iPhone 10S ve 10S Max'in ekran çözünürlüklerine göre daha düşük seviyede. 64, 128 ve 256 GB kapasiteli seçenekleri var. Elimizde de 256 GB'lık kapasite mevcut. iPhone 10R'nin farklı renk seçenekleri var. Elimizde ise beyaz renkli model var. Siyah, kırmızı, mavi, sarı ve mercan rengi iPhone 10R'nin seçenekleri arasında bulunuyor. Ön ve arka cam kenarlar ise metalle kaplı durumda. Ve kapağını kaldırdığımızda iPhone 10R'nin kutusunun öncelikle Designed by Apple in California şeklinde klasik bir zarf çıkıyor. Onun içinde de hızlı başlangıç kılavuzu, SIM kart iğnesi, garanti belgesi ve görmüş olduğunuz şekilde Apple çıkartmaları çıkıyor. Bunu bir kenara koyalım. Daha sonra da iPhone 10R'yi elimize alalım. Beyaz renkli ve şu şekilde jelatinde kaldıralım. Ve daha sonra da sağ tarafta yer alan 3 butonuna basarak açılışı gerçekleştirelim. iPhone 10R'nin iPhone 10S ve 10S Max'ten en büyük farkı arkada tek kameranın bulunması. 12 megapiksel çözünürlüklü kamera var. Önde yine 7 megapiksel çözünürlüklü FaceTime kamera mevcut. Face ID'de mevcut durumda. Görmüş olduğunuz şekilde alıştığımız tuş tasarımı iPhone 10S ve 10S Max'teki gibi ses kapatma düğmesi, ses tuşları. Alt tarafta Lightning portu, hoparlör, çift hoparlör var. 6.1 inçlik ekran. LCD teknolojisi kullanıldığı için ekran etrafını saran çerçeve iPhone 10S ve 10S Max'tekine göre biraz daha kalın. Üst kısımda yine çentik bulunuyor. Telefonu bir kenara koyalım. Bakmaya devam edelim. Bu arada bu ekranda iPhone 10S ve 10S Max'in aksine 3D Touch'ın bulunmadığını da söyleyelim. Ona birazdan detaylı bakarız. 5 Watt'lık güç adaptörü. iPhone 10R'de hızlı şarj desteğine sahip. Kablosuz şarj desteği de var. Ancak kutudan 5 Watt'lık klasik adaptör, iPhone adaptörü çıkıyor. EarPods var. Lightning uçlu. Artık yeni nesil iPhone'larda ve satışta olan iPhone'larda Lightning 3.5 mm kulaklık jack adaptörü çıkmıyor. Bunu ayrıyeten satın alabilirsiniz. Ve daha sonra burada USB Lightning kablosu. Bu mevcut durumda hızlı şarj desteği için USB-C çıkışlı ve daha yüksek güç çıkışına sahip olan bir adaptörü ve USB-C Lightning kablosunu satın alabilirsiniz ayrı olarak. Kutudan çıkanlar bu şekilde. iPhone 10R'nin kutusunu bir kenara koyalım ve daha sonra kurulum işlemlerine başlayalım. Kurulum işlemi için elimizde bulunan iOS 12 yüklü iPhone 10'u iPhone 10R'nin yanına getirelim ve daha sonra da ayarları yapmaya başlayalım. Sürdürmek için kilidi açalım. Ve daha sonra sürdür diyerek devam edelim. Öncelikle iPhone 10R'nin ekranında bulunan simgeye iPhone 10'un kamerasını doğrultmamız gerekiyor. Daha sonra da Wi-Fi şifresi, Apple kimliği, tüm bu ayarlar iPhone 10'dan iPhone 10R'ye aktarılıyor ve bu esnada iPhone 10R'nin ekranında kurulum adımlarını izlemeye devam edebiliriz. iPhone 10R'de de Face ID var. Face ID'nin kurulumunu ister ilk kurulum esnasında isterseniz ilk kurulumdan sonra gerçekleştirebilirsiniz. Biz ilk kurulum esnasında Face ID'nin kurulumunu gerçekleştirelim. Bunun için başlat diyelim ve yüzümüzü çerçeveye doğru tutalım ve çerçevenin etrafındaki tüm alanı yeşil ile dolduracak şekilde başımızı çevirelim ve böylelikle yüz taramayı gerçekleştirelim. İlk Face ID taraması tamamlandı. Daha sonra aynı işlemi tekrarlıyorum. Ve böylelikle ikinci Face ID taraması da tamamlandı. Sürdür diyerek devam edelim. iCloud hesabımda görmüş olduğunuz iPhone 10'un bir yedeği var. İstersem o yedeği iPhone 10R'ye aktarabilirim. Ben şu an için başka bir yedekleme seç veya geri yükleme seçeneğini takip ediyorum. Burada farklı seçenekler var. Bir iCloud veya bir iTunes yedeklemesinden geri yükleyebilir. Android'deki verileri taşıyabilir ya da yeni bir iPhone olarak ayarlayabilirsiniz. Yeni bir iPhone olarak ayarla diyelim. Daha sonra da iPhone 10'da da tamam diyerek işlemi bitirelim. Artık iPhone 10'u bir kenara alabiliriz ve işimize iPhone 10R ile devam edebiliriz. Konum servislerini etkinleştirelim. Siri'nin kurulum işlemini isterseniz ilk kurulum esnasını isterseniz daha sonra gerçekleştirebilirsiniz. Biz daha sonra ayarlardan ayarla diyerek devam edelim.
iPhone 10R'nin ekranı da True Tone özelliğine sahip. Yani ortamın ışığının renk sıcaklığına göre ekranın renk sıcaklığı ayarlanıyor. True Tone ekranı olmadan gör düğmesine bastırdığınızda ekranın True Tone özelliği açık değilken nasıl çalıştığını görebilirsiniz. True Tone açıkken biraz daha renkler ısınıyor. Sürdürerek devam edelim. Ekran büyütme özelliği 7 Plus, 8 Plus gibi modellerde gördüğümüz şekilde ekran ikonlarını, yazılarını biraz daha büyütülmüş o şekilde kullanabilirsiniz. Bunun için bir görüntü seçin şeklinde bir bölüm çıkıyor. Standart bu şekilde büyütülmüşü seçtiğimizde yazılar ve grafikler biraz daha büyüyor. Standardı seçip devam edelim. Son olarak iPhone 10R'de de ana ekran düğmesi yok. Bunun yerine dokunmatik hareketleri kullanıyorsunuz. Dokunmatik hareketlerle temel işlevleri, gezinti işlevlerini nasıl gerçekleştirdiğinizi buradan görebilirsiniz. Sürdürerek bunları da geçelim ve artık başlamak için yukarı kaydırın diyerek iPhone 10R'de gezintiye başlayabiliriz. Evet, karşımızda iPhone 10R iOS 12 ile yüklü olarak geliyor ve temel Apple uygulamalarını, iOS uygulamalarını bu telefonda da yüklü olarak görüyoruz. Gördüğünüz gibi Numbers, Pages, iMovie, Apple Store Clips, GarageBand gibi uygulamalar var. İzlenceleri görüyorsunuz. Ölçüm uygulaması artırılmış gerçeklik destekli ve iOS 12 ile birlikte gelmişti. O uygulama da iPhone 10R'de mevcut durumda. iPhone 10R'nin ekranının 3D Touch özelliğine, yani basınç hassasiyet özelliğine sahip olmadığını söylemiştik. Bu nedenle hızlı aksiyonlar gibi 3D Touch'ın önemli özelliklerinden bir tanesi yok. Ekrana bastırdığımda herhangi bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi uygulamaların sıralama değiştirme arayüzü karşıma çıkıyor. Bitti diyelim. Her ne kadar hızlı aksiyonlar gibi popüler 3D Touch özelliklerinden bir tanesini kullanamıyor olsak da bir takım 3D Touch özelliklerini kullanma imkanı sunuluyor. Örneğin kilitli ekranda parmağınızı el feneri ikonuna basılı tuttuğunuzda hafif bir titreşim elde ediyorsunuz. Titreşimli geri bildirim ve el feneri bu şekilde açılıyor. Bu açıdan 3D Touch'ın sunmuş olduğu deneyim bir nebze olsun sağlanmış oluyor. Aynı zamanda sanal klavyede parmağınızı ekrana bastırıp imleci hareket ettirme gibi 3D Touch'ta sunulan bir özellik de iPhone 10R'de kullanıcılara sunuluyor. iPhone 10R'nin kutu açılışı ve ilk izlenimler bu şekilde. Çok yakında detaylı incelemeyi Teknoblog'da bulacaksınız. O incelemede arkada yer alan 12 megapiksel kameranın Smart HDR özellikli kameranın performansı hakkında da konuşacağız. LCD ekranın 6.1 inç LCD ekranı nasıl bir deneyim sunduğunu, Apple A12B12 işlemcinin performansını, tüm bunları Teknoblog.com'daki detaylı iPhone 10R incelemesinde bulacaksınız. Bunu belirtelim ve videomuzu sonlandıralım. Videolarımızı yakından takip etmek, hiçbir videoyu kaçırmamak için Teknoblog YouTube kanalına abone olmanızı ve bildirimleri açık tutmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda en güncel teknoloji haberleri için günün her saati teknoblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.